Altılı masada ekonomi konusunda uzman ve geçmişte o koltuklarda oturmuş biri var biliyorsunuz. Kimdi o hatırlayalım. Ali Babacan. AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren kurucu kadrosunda olan, aynı zamanda birçok bakanlık koltuğunda oturan ama en uzun süre ekonomiyi yöneten Ali Babacan. Kendisi de bir ODTÜ mezunu malumunuz. Ve ODTÜ'den 4-0 ortalamayla mezun olmuş. Yani okul birincisi. Ben de ODTÜ mezunuyum. Bizde ODTÜ'de notlar 4 üzerinden verilir. Bilmeyenler için söyleyeyim. 2,5 ve üstü geçer nottur. 3 ve üstü şeref, yüksek şeref öğrencisi. 4-0, 4-0 zaten 4-0. Yani 100 üzerinden 100 almış oluyorsunuz. Ve Babacan 4-0'la mezun olmuş bir ODTÜ mezunu. Bölüm birincisi ve üniversite birincisi olarak mezun olmuş. 4-0'la mezun olduğu okuluna bugün giremedi. Bilmiyorum gördünüz mü? ODTÜ'ye gitti. ODTÜ'deki öğrencilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirmek üzere kurgulanmıştı aslında olay. Ama mümkün olamadı. ODTÜ Komünist Öğrenci Birliği tarafından ciddi bir protestoya uğrayıp ortalık gerilince Babacan bu konuşmadan, bu söyleşten vazgeçti ve ODTÜ'ye giremedi. Neden peki gençler, komünist gençler Babacan'ı mezun olduğu okuluna almadılar? Bununla ilgili bir video var, izleyelim isterseniz. Bugün bu ülkede kirasını, faturasını ödeyemeyen emekçilerin, yurt bulamayan, dışarıda kalan öğrencilerin baş düşmanı, tüm politikaların yardımcısı ve yaratıcısı Gezi'nin Erdoğan'la birlikte baş düşmanlarından olan Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. Tüpraş, Teker gibi birçok kurumun varlığını özelleştiren, 50 milyon dolarlık özelleştirmeye sebep olan bugünün bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa umuduz diye dökülmeye çalışıyor. Bizlerse diyoruz ki AKP'nin türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz. Devrimcilerin okulu ODTÜ'den sesleniyoruz. AKP ile mücadele ettiğimiz gibi Babacan'la da mücadele etmeye devam edeceğiz. Babacan ODTÜ'den defol. Babacan faşizme mezar olacak. ODTÜ faşizme mezar olacak. ODTÜ faşizme mezar olacak. Evet, çocuklar böyle bir eylem yaptılar ve Babacan'ı ODTÜ'ye sokmadılar. Daha doğrusu aslında bence bu çok geniş kapsamlı bir eylem gibi durmuyor. Görüntülerden de belli zaten. ODTÜ Devrimci Gençlik Birliği. ODTÜ biliyorsunuz birçok görüşün bir arada bulunabildiği bir kamu üniversitesi ve Anadolu'nun en parlak çocuklarının gittiği, eğitim aldığı, çok farklı siyasi mahallelerden, ideolojilerden, aile yapılarından gelmiş olan gençlerin bir arada aynı kampüste, aynı amfi çatıları altında oturabildiği özgürlükçü bir üniversitedir. O yüzden tabii ki devrimci kimliği vardır, ODTÜ'nün tarihi öyle zaten ama özgürlükçü de bir üniversitedir. Ben de ODTÜ mezunuyum ve benim için çok değerli bir yerdir ODTÜ. Türkiye Komünist Gençliği isimli bir birlik ODTÜ'de. Bunun tabii İslamcı gençliği var, ülkücü gençliği var. ODTÜ'de sayısız öğrenci kulübü vardır ve hepsi de eşit imkanlarla kendilerini ifade edebilirler. En azından benim dönemimde öyleydi. Gerçi son dönemde yeni atanan, tırnak içinde rektörle birlikte örneğin Devrim Stadyumu'nda mezuniyet törenleri yasaklandı. O hani meşhur bizim sloganlarımız, yürüyüşümüzde açtığımız pankartlar falan bunlar gözükmesin diye. Ve bu ODTÜ Komünist Gençliği, Babacan gençliğe de memlekete de deva olamaz diye bir açıklama yapmış ve bu eylemi yapmış. Ben doğrusu Babacan'ın yerinde olsam bu eylemi ve bu eylemi gerçekleştiren çocukları başımın üstüne alır, oturur onlarla biraz sohbet eder, sonra da yapmayı düşündüğüm söyleşiyi yapardım. İptal etmezdim yani. Çünkü insanlar hürdür ve herkese diledikleri tepki ve reaksiyonu gösterebilirler. Bu sizin inandığınız fikirlerden ya da ortaya koymak istediğiniz yaklaşımdan geri durmanızı gerektirmez. Sonuçta konuşa konuşa bulacağız ne yapmamız gerektiğini. Türkiye çok acayip günlerden geçiyor, çok kritik günlerden geçiyor. İnsanlar da istiyorlar ki
AK Parti'nin içinde bir şeyi olan, bir vebali olan insanlar bir öz eleştiri vererek siyasette yollarına devam etsinler. Haklı bir taleptir. Ve bunu yapmakta bir beis de yoktur diye düşünüyorum ben. Yani oturup açıklıkla konuşulabilir. Bunu yapsaydı Sayın Babacan bence çok başka bir durum ortaya çıkardı. Ama öyle yapmamış. Gençlerin bu protestosundan sonra üniversiteden gitmiş, vazgeçmiş. Şimdi bu gençler bugün işte o gördüğünüz çocuklar 20'li yaşlarında çocuklar. Yani aslında AK Parti iktidara geldiğinde ve Babacan ekonomi bakanıyken ve bu kararları alırken ya yoktular ya 10 yaşında filandılar yani. Ama bugün geldiğimiz noktada o yaş grubunun tabii ki Türkiye'de yarattığı tahribatı bu iktidarın görmemesi imkansız. Onun için zaten anketlere baktığınızda Z kuşağı denilen genç kitlenin önemli bir bölümünün CHP ve CHP bloğu içindeki partilere ilgi duyduğu görülüyor. Oy tercihlerini de onlardan yana yapıyorlar. Şimdi bu gösteri tabii ki de gençlerin kendi hür ifadesi ama aynı zamanda son dönemde altılı masayla ilgili olmakta olan bir yeni algı çalışmasının da galiba bir tezahürü. Benim hissettiğim kadarıyla altılı masada Davutoğlu'nun ve Babacan'ın varlığı bir kliği rahatsız ediyor ve onların o masada olmasını istemiyorlar. İttifakın bir parçası olmasını istemiyorlar. Bana tuhaf geliyor. Neden tuhaf geldiğini söyleyeyim. Yani bu insanlar illaki olmalıdır anlamında bir görüş için anlamında söylemiyorum. Ben bir sosyal bilimciyim, bir gazeteciyim. Tekrar hatırlatıyorum. Burada yaptığım bütün analizler kendi düşüncelerimden, duygularımdan bağımsız olarak yaptığım analizler. Anlamaya çalışıyorum tıpkı sizin gibi. Ya peki o zaman bu yola niye çıktınız? Bu masada niye bir araya gelindi? Neden bu kadar acele edildi madem öyle hızlandırıldı bu fotoğraf? Neden oturup haftalarca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmaları yapıldı? Neden 48 sayfalık bir mutabakat metni çıkartıldı? Neden Sayın Kılıçdaroğlu bu ittifakın çatısını çatan akıl olarak, siyasetçi olarak helalleşme diye bir çıkış yaptı. Üstelik kendi seçmeninden de çok ciddi reaksiyon alarak, bunu göze alarak, bu riskleri göze alarak. Neden tüm tarafların ekrana çıkabildiği, tırnak içinde bu muhalif medya ekranları yarattınız? Oralara insanları transfer ettiniz. Senelerce bu iktidarın kanallarında çalışmış olan isimleri aldınız, getirdiniz. O kanalların hiçbirinde çalışmamış olan biri olarak ben mesela evde oturuyorum. Yani neden bunlar yapıldı o zaman? Yani bugüne gelecek idiysek bu iki kişinin ve bu iki kişinin partisinin bu ittifakın dışında olması isteniyor idiyse bir araya gelmek için neden çılgınca bir strateji yapıldı? Madem öyle en başta Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Gültekin Uysal ve Karamollaoğlu'nun zaten bir ittifakı vardı ve adı Millet İttifakı'ydı. Onlar bir yol yürüyebilirlerdi. Deva ve Gelecek Partisi'ne de denildi ki ya kardeşim siz de kendi yolunuzda yürüyün. Çok isterseniz gelir bizim kapımızı çalarsınız. O zaman da bakarız. Ben gerçekten olmakta olanı çok anlayamıyorum. Yani bu insanların eleştirilmesi, geçmişteki sorumluluklarının, veballerinin sorulması, örneğin Davutoğlu yani bu Suriyeli krizinin yani herhalde hepimizi sorması gereken isim o değil mi yani bunu bize anlatmadan veya bu 7 Haziran 1 Kasım arasında Türkiye'de ne olup ne bitmiş bize bunu anlatmadan zaten seçmeni ikna etmesi bir oy alması mümkün değil. Ama benim anlamaya çalıştığım gene şu, madem öyle bu altılı masada neden oturup yemekler yenildi? Son dakika diye biz flash haberler yaptık Halk TV ekranında ve saatlerce sabahlara kadar analizler yapıldı. Olmakta olanı ben biraz anlayamıyorum galiba. Belki de yeterli kulis bilgim yok anlamak için bilmiyorum ama bir şey oluyor. Ve bu altılı masadaki bu ittifak yapısı uzak olmayan bir vadede dağılabilir.